Evet sevgili dostlar, bugün sizlere De'Longhi kahve makinesinin filtre temizliğinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi üst filtrenin ne kadar kirli olduğunu görüyorsunuz. Makineyi önce yatırdıktan sonra alttaki vidayı çıkartmamız gerekiyor. Vidayı çıkardıktan sonra bir kaşık ya da çatalın arka tarafıyla bu kısmı kanırtarak çıkarabilirsiniz şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi. Basınçtan dolayı kahve partikülleri hem filtreye yapışmış hem de yukarıdaki kısma yapışmış. Bu hem kahvenin tadının değişmesine hem de basınçtan dolayı kahve vermemesine sebep olabiliyor. Şimdi bunun için öncelikle bir su altında bu filtreyi yıkayabilirsiniz. Yalnız biraz yapıştığı için yapışkan bir kıvamda biraz zorlayacaktır sizi. Bir sünger yardımıyla ya da bulaşık deterjanla da yıkayabilirsiniz. Ancak güzelce durulamanız gerekiyor. Ben bu şekilde sadece suyla temizlemeyi tercih ettim ama elde leke bırakıyor. Kazımanız gerekiyor. Yapışmış çünkü. Şu an bakın tertemiz oldu. Hem iç kısmı hem de dış kısmı. Evet. Bunu dönem dönem yapmak gerekiyor. Aynı şekilde üst kısmı da bu şekilde temizlememiz gerekiyor. Bunun için sünger yardımıyla, ıslak sünger yardımıyla sarı kısmıyla, yeşil kısmı çizebilir arkadaşlar. Sarı kısmıyla temizleyebilirsiniz. Kenarda biriken partikülleri de üfleyerek ya da elinize varsa böyle bir pompa yardımıyla aralara sıkışmış ve kurumuş olan kahve partiküllerini çıkartabilirsiniz. Bakın tertemiz oldu arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde kapağını kapatıyoruz. Vidasını da takmamız gerekiyor. Vidayı takarken içleri yememesine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tam oturmasını sağlamanız gerekiyor. Oturmasından emin olmanız gerekiyor. Önce sola doğru çevirdikten sonra yuvaya oturduktan sonra sağa doğru yavaşça zorlamadan sıkmanız gerekiyor. Fazla sıkmamaya dikkat edin. Bu şekilde kontrol ettikten sonra filtre temizliğimiz tamamlanmış oluyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi testini yapıyoruz. Makinemizi açtık. Önce yukarıdaki yeşil ışın yanması gerekiyor. Su ısındığı anlamına geliyor bu. Yeşil ışık yandıktan sonra sıcak suyu vereceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sünger ne kadar karardı. O pisliği temizlemek hem sağlık açısından hem de kahvenin aroması açısından iyi olacaktır. Evet, yeşil yandı şu anda. Çeviriyoruz. Bakın tertemiz akıyor. Hem kontrolünü yapmış oluyoruz hem de dezenfekte edilmiş oluyor sıcak suyla beraber. Bir de podu taktıktan sonra deneyelim. Hem pot da temizlenir bu şekilde. Ara sıra podun temizliğini böyle yapabilirsiniz. Boş takarak suyu akıtırsanız içerideki filtrenin temizlenmesini sağlayacaksınızdır. Evet, bu da normal bir şekilde akıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir kahve testi yapalım. Ben kahvemi kendim çekiyorum. Gerçi De'Longhi'nin ölçüsü var ama elde bu şekilde de çekebilirsiniz. Daha ince çekebiliyor bu tarz manuel makineler. Bilginiz olsun. Partikül olarak daha ince bir çekiş sağlıyor. Evet, filtremizi koyuyoruz podumuza. Kahvemizi de koyuyoruz. Hafifçe düzeltip aparatla düzleştirmemiz gerekiyor klasik olarak. Bunu da yaptıktan sonra podu makineye takacağız. Evet. Önce bardakları ısıtalım.
iyi bir kahve içmek için bu önemli. Şimdi de podumuzu takabiliriz. Kahve podumuzu takabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor makine. Bu temizliğini dediğim gibi belli dönemlerde yapmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, başka bir pratik bilgiler videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.